Günün raporundan merhaba. Özgür Kanal Halk TV'desiniz. Türkiye'yi konuşuyoruz. Türkiye'nin sorunlarını konuşuyoruz. Bugün parlamentoda grup toplantıları vardı. Aslında Türkiye'de artık parlamentodaki grup toplantıları bir anlamda sadece genel başkanların bir meydana çıktıkları, hani gladyatör meydanları olur ya, arena. Arena gibi çıkıp birliklerini, partilerinin görüşlerini aktardıkları bir merkez haline geldi parlamento. Çünkü hafta içi artık eskisi gibi yasama yok. Denetim görevi zaten çok azaldı parlamentonun. Çünkü parlamentoya gelen yasa yok. Yani acilen tartışılması gereken, hemen çıkması gereken. Onun için parlamentoda genellikle artık salı gününden salı gününe bunları konuşacağız. Neyi konuşacağız? Grup toplantılarında genel başkanlar kime ne dedi, nasıl bir ayar çekti, ne cevap gelecek? Ertesi gün, yani çarşamba günü, yarın diğer partilerin de grup toplantıları var. Onlara döneceğiz. Diğer parti dediğim tabii ki AKP'nin var mı bilmiyorum. Şu ana kadar bilgi sahibi değilim. Onlara bir bakacağız, onları konuşacağız. Ama Türkiye'nin sorunları çok bundan çok daha öteye ve kapsamlı sorunlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir medya organı dün aç gitmeyin markete, çocuklarınızı götürmeyin, gurme reyonlarına girmeyin, yer titrer, karnınız acıkır, bir şey alırsınız, para harcarsınız diye bu ülkede yaşayan insanlardan adeta alay etti. Dalga geçti. Aklınca dalga geçti. Yetmedi, bugün de aynı şekilde kendisine o manşetinden dolayı eleştiri getirenlere de beyinsizler dedi. Bu kibir, bu yani insanlara ayar çekme merakı, bu insanları yani bir anlamda aptal yerine koyma telaşı, bu yandaş medyanın inanılmaz bir opsiyonu haline geldi. Ve enteresan olan şu, kendi seçmeninden dalga geçen bir siyasi anlayış var. Kendi seçmeni ciddiye almayan, kendisine oy verecek insanları hakir gören bir kibir anlayışı var. İlk defa özellikle son dönemlerde böyle bir tablo gördüm ben siyasette. Bu tablo çok ağır bir tablo, çok rahatsız edici bir tablo. Yani bunu bir gazete haberi falan deyip geçmeyin. Arkasındaki mantık önemli. Bu haberi yazan gazetenin arkasında Berat Albayrak'ın abisi, yani damadın abisi Serhat Albayrak var. Ve ne yazık ki bu gazete grubu da kamu bankalarından alınan krediyle satın alıp yandaşlaştırılan bir gazete. Yani milletin parasıyla gazete alacaksınız ve oradan millete hakaret edeceksiniz. Yani bugünleri hiç yaşayacağımızı düşünmemiştim ama bunlar var. Bülent Arınç'ın sözleri var. Son derece önemli. Arınç bir yükselip bir inen, hani borsa gibi bir hani günün prim yapan hissesi, düşen hissesi yükseliyor ve ayar veriyor, sonra geri vazgeçiyor. Yine Arınç çıktı ve mücahitler müttahit oldu dedi. Hatta müşahitliğe kadar giden bir yolda ilerliyorlar dedi. Bütün bunları konuşacağız. Ayrıntılarını da konuşacağız. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızı Sayın Gamze İlgez'di. Hoş geldin Sayın İlgez'di. Hoş bulduk. Aslında konuşuyoruz bunları ama yani şöyle bir şey var ya. Eskiden siyasette adab denen eski Türkçe'de utanma diye bir şey vardı. Yani nedir? Halkla dalga geçilmez, halkla alay edilmez, halkın günlük yaşamıyla ilgili ayrıntılar konusu böyle hiciv ya da mizaha gelmez. İnsanların can kaygısı ya da insanların beslenme kaygısı, yemek kaygısı ya da insanların onurları, şerefleriyle, haysiyetleriyle oynanmazdı. Ama öyle bir kibir geldi ki bu Türkiye'de yandaş medyaya. Artık yani alenen halkla dalga geçiyorlar. Alay etmeye başladılar. Mesela bu ülkede şu an 17 milyonun üzerinde aç var. 39 milyon yoksul var. Ve bunların markete gittiklerinde, yani bir evine bir şey almak için bir dükkana gittiklerinde nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair gazetenin bir akıl hocalığı var. Arkadaşlar getirin o gazetenin o market sayfasını bir görelim. Yani akıl alır gibi değil Sayın İlgez'di. Yani dün vardı. Niye bunu anlatıyorum bugün de? Anlatmamın sebebi şu. Gazete bugün haberini devam ettirdi. Bakın geldi.
Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın, çocuklar olmasın. Büyük araba doldurmaya teşvik eder, sepetten şaşmayın. Cazip kokular yoldan çıkarmasın, evde hiçbiri kalmaz. Sebze, meyve, süt, et alın, abur cuburdan kaçının. Ürünlere dokunmayın, sahiplik duygusu almaya zorlar. İkramları geri çevirin, dilinize değdiği an tuzağa düşersiniz. Gurme reyonunda zemin titrer, yavaşlar, daha çok alırsınız. Yani ne demekse bu. Pahalı ürün göz hizasındadır, yukarıya ve aşağıya bakın. Islak yeşillik taze görünür, kolay satılır ama çabuk çürür. Yani anlamak mümkün değil. İnsanların cebinde alışveriş edecek para konusunda sıkıntı varken, hakikaten insanlar yoksullukla terbiye edilirken, nedir bu gazetenin bu telaşı? Ne yapmak istiyor? Bize ne söylemek istiyor? Yani vermek istediği mesaj ne? Aslında bu yayın organları insanları yönlendiren organlar zaten. Gerek televizyon kanalları, gerek gazeteler. Bu tanımlamaları yaparken belli bir yapıya sokmak istiyor. Bu iktidar hepimizin bildiği gibi çıraklıkla geldi. Çok başka bir boyaydı oradaki. Ama ardından ustalığa evrilen dönemin peşinden de bugünlere geldi. Bugün tabii ki saraydaki lüks ve şatafatı düşündüğümüzde halkımıza bunun reva görülmesi, bu tembihlerin aslında ta Cumhuriyet'in kurulumuyla kazandığımız hak olan yurttaşlık hakkımızın tekrar tebaa olarak evrilmesinin bence göstergesidir bizzat. Dolayısıyla ancak mevcut iktidar şunun farkında değil sanırım. Artık halk, o kandırabildikleri halk değil. Bu yaptıkları tembihlerin hiçbirinin yenilir yutulur yanı yok, karınlarını doyurmuyor. Onların sofralarında en kıymetli, en pahalı yiyecekler, meyveler varken halka bu tembihleri yapmaları ne yazık ki mutlaka kendilerine ilk seçimde gerekli cevap olarak dönecektir. Çünkü gerçekten halk bu ülkede halk demokrasiyi tatmış, yurttaş olma kültürünü tatmış, eşit vatandaşlığı tatmış, birçok mecradan geçip aksaklığı, eksikliği de olsa gerçekten sosyal adalet anlamında, hukuk anlamında belli boyutlara gelmiş Cumhuriyet'in kurulumundan bugüne kadar ve dolayısıyla buradan bu halk geri dönmesi, hiç unutmuyorum. Bir Arap Baharı ile ilgili bir toplantı yapmıştık ve yurt dışından birçok, o zaman vekil değildim, birçok köşe yazarı, işte birçok yetkili alanında kişiler değişik ülkelerden, Libya, Tunus, birçok ülkeden gelmişti. Orada bir konuşmacı, işte simülatör üzerinden biz dinliyoruz, bir konuşmacı, bilemiyorum Libya mıydı, Mısır mıydı, dedi ki, bir soru sordu izleyicilerden biri. Dedi ki, biz sizin gibi bir ülke değiliz. Bizim vatandaşımız demokrasiyi tatmamış. Sizin ülkenizdeki insanlar demokrasiyi tattığı için bundan dönemsel sapmalar olsa da hiçbir zaman hukuktan, demokrasiden, sosyal adalet yolundan geçmezler demişti. Bu hala kulağımın bir yerinde o günden bugüne durur. Ve aynen öyle şimdi. Tarih önümüzdeki süreci zaten gösterecek ve bu halka reva görülen tablonun bedeli sandıklarda bir bir kendi yüzlerine vurulacak. Bir de yaptığından ders çıkarma diye bir şey var Anadolu'da. Yani bir şey yaparsınız, yanlış yaparsınız, özür dilemezseniz bile yani en azından mahcup olursunuz yani. Fakat devam ettiler. Bugün de okuduğunu anlamayanlara, yazdıklarını unutanlara beyin nakli şart diye, yani kendilerine kızan halka bir anlamda beyinsiz deme cüretini de gösterdiler. Bakın burada aynı sözcüklerine. Bu ikinci gün. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Sayın Gezdi. Yani bir iktidar halkına karşı bu kadar özensiz, bu kadar savruk, ki bu bir yandaş medya ve her gün yaklaşık 30'a yakın müjde verir emeklilere ilgili, çalışanlarla ilgili. Yalan, yanlış rakamlara oturur, allar pullar. Yani bir sene öncekinin rakamlarını bugüne getirir. Ondan da vazgeçtik ama şu artık düzeyi aştılar. Peki neden yandaş medya artık
yöntem değiştirdi. Yani bir sıkıntı var anlaşılan. Yani halkı korkutmaya mı yönelik, halkı baskılamaya mı yönelik ya da halka ya işte şimdi al bunlarla idare et, bak daha çoğunu istersen işte terör gelir, şu gelir, bu gelir diye gazetede o tür haberler de var çünkü. Bir anlamda erken bir şeyler söyleme telaşına düşmüş bir medya var. Neden böyle? Ne oldu? Yani AKP'nin cephesinde ne değişti ki medyada tavrını buna göre yeniden düzenledi? AKP'nin cephesinde değişen ne? Tablo görünüyor işte, konteynerlerden yiyecek yiyen milyonlar var ortada. 10 milyondan fazla işsiz var ortada. İntihar eden sanatçılar, esnaf, her gün birinin haberini duyuyoruz. Ve 19 yıldır adım adım en üst noktaya ulaşmış, pik yapmış bir artık vatandaşın gerçekten yeter dediği noktaya gelmiş bir yoklukla, üretimsizlikle terbiye edilme var bence. Ki bunun bir parçası aslında üretimsizlik. Bakın ülkemizde bugün Sayın Genel Başkanımız da aktardı. Trakya'nın 3 katı kadar toprağımızın üretimden el çektirildiği, niye ekilmediği, niye dış ülkelerden biz talep açıp da bunları aldığımız, bizim köylümüz, çiftçimiz çok mu eli kolu bağlıydı? Hayır. Ne yaptılar? Belli düzenlemelerle bilinçli bir şekilde halkı bundan el çektirdiler. Sonuçta çiftçi isyanda, tarımla ilgili tüm sektörler isyanda. Dolayısıyla bence burada gelinen nokta aslında artık belli bir korku iklimini yaratarak gerçekten son noktayı koyacak hegemonlarını kurmak olduğunu ben yorumluyorum. Dolayısıyla de bizi biraz zor günler bekliyor tabii. Ama ben halkın, özellikle halkla ilişkilerden de sorumluyum biliyorsunuz. Birçok bize ulaşan vatandaşımız, bugüne kadar değişik partilere oy vermiş vatandaşımız dertlerini bize anlatıyorlar. Açlıklarını, işsizliklerini, işte sağlık hakkına ulaşamamalarını, eğitimle ilgili var olan endişelerini. Yani ne tarafı tutsanız elinizde kalıyor Sayın Ertürk. Ne tarafı tutsanız. Hani tek bir yerde yürünen doğru bir yol yok ki. Elbette sıkıştılar. Çünkü önümüzdeki ilk seçim fırsatında zaten tablo belli. Bakın yeni anayasa ile ilgili bir konu gündeme geldi geçenlerde. Ama inanın kimse istemiyor birlikte oturup da bir yeni anayasa görüşülmesi yapılmasını. Vatandaştan gelen talepler bu, sakın oturmayın diyor. Dolayısıyla yani biz siyasileri bir kenara koyduk. Dolayısıyla yani vatandaş artık diyorum ya ben, son kullanma tarihi geçti artık bu iktidarın. Dolayısıyla endişeleri bundan. Peki aslında şunu da unutmayalım. Demin siz dediniz ya bir korku iklimi yaratılmaya çalışıyor diye. Peki durumundan şikayetçi olan, yani diyelim ki halk durumundan şikayetçi, ya işte bunun değişmesi lazım. Ben anayasadan kaynaklanan hak ve özgürlüklerimi kullanacağım. Bunları en azından protesto edeceğim, çıkacağım. Boğaziçi'nde olduğu gibi rektörü seçimle göndermediler. Atamayla rektör geldi. Rektör bir siyasi partinin bir uzantısıydı. Buna tepki gösterdiler, sokağa çıktılar. Peki buna nasıl cevap verecekler diye düşünürken Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı, adı ne? Doktor, profesör, hem de profesör. Profesör Doktor Cevdet Kılıç. Bakın ne diyor. Getirin arkadaşlar, bir tweet atmış. Çok enteresan. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim. O kadar tehlikeli bir söz ki bu. Yani siz kimsiniz birincisi? Kimsiniz yani? İki, yani gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz sözü ne anlama geliyor? Bir de abdestten falan bahsetmiş. Ne alakası varsa, yani abdestimiz var, bilin istedik diye. Yani peki bunlar ne olacak? Bu adam herhangi bir insan değil.
sokaktaki bir kızgın vatandaş değil. Ya da diyelim ki AKP'ye canı gönülden hala bağlı olan bir seçmen de değil. Bu adam Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı. Ne demek istiyor bu Sayın Yüce? İşte burada aslında hep bizim ifade ettiğimiz konuya geliyoruz. Camiye, okula ne yazık ki siyaset sokulmamalı diyoruz. Burada bizzat aslında okula da biraz önce diyorsunuz ki işte abdestimden eminim, işte gecede hallederiz. Aslında bunların her ikisi de nasıl bunları done olarak kullandıklarını insanları tehdit etmek için bizzat kendi ağzından verileri dolayısıyla. Bakın şimdi ülke bu kadar insan işsiz, bu kadar insan aç, üzerine bir pandemi eklenmişken, ülkede bu kadar insan, biraz önce gösterdiğiniz işte tembihler, öğütlemeler, aslında ayar vermeler de diyebiliriz buna, yapılıyorken bu ülkede bir gerçekten bastırılmış, sindirilmiş bir halk var. Açım bile dememesi isteniyor aslında. Açım bile demeyeceksin bu ülkede. Bu bile yarın bir suç unsuru olup görülüp insanlar içeri atılabilir. Böyle bir yere evliyoruz. Sırf Ocak ayında tefecilere verilen 21 milyarlık bir ödeme var. Ancak ülkemizde işte sanatçılara yardım diye, esnafa yardım diye belli bir meslek grubuna bir yardım paketleri açıkladılar bu aralarda biliyorsunuz. Aylar sonra. Belki bu bir teselli ikramiyesi gibi diyelim ama o da değil. Çünkü bu Ocak ayında ödenen tefecilere 21 milyarın 3'te 1'i kadar evet faizi. Borcun faizi. Faizi 21 evet, milyar evet, Ocak evet, ayında evet, ödenen evet. Para. Ve bu 21 milyarın 3'te 1'ini yıl boyunca bu pandemiden mağdur olan insanlara dağıtacaklar. Yani bir ayda alınan paranın 3'te 1'ini bir yıl boyunca esnafa, sanatçıya, işte sinema sektörüne, hangi sektörlerle ilgili paket açıklamışlarsa. Bu reva mıdır bu halka? Dolayısıyla burada tabloya bakıldığında artık söylenecek bence sözün olmadığı yerdeyiz. Orada başka bir dünya, burada vatandaşın, yurttaşımızın yaşadığı bambaşka bir dünya. Bir ünlü siyaset bilimcisinin bir sözü vardı. Ben bu söze hep inanırım. Diyor ki ayrıcalıklı sınıfların en kolay kullandığı silahtır diyor. İnsanları işte eğitimsiz bırakmak, belli bilgiye erişmeyi, belli imkanlara erişmeyi bırakmak. Gerçekten bugün yapılan tablo da bu. Yani insanların gözü açılmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar ama tekrar diyorum bu topraklarda Ulu Önder Atatürk sayesinde insanlar çok hızlı bir başka yaşamın içinde belki bu yol daha güzel yürünebilseydi bugünleri yaşamasaydık ama tabii ki inişli çıkışlı bir yol yüründü ama o eksik hali bile olsa gene bile bu ülkede aranacak günleri yaşıyor haldeyiz. Dolayısıyla ama tekrar yaşadığımız bir duyguyu tekrar ayarlana döneceğiz. Yani şimdi biz üniversiteleri konuşuyoruz. Yani 12 Eylül'de başlayan bir süreç var üniversitelerin evrilmesiyle. Oysa en özgür bırakılan, en toplumun önemli algılarını ölçeceği kesim gençlerdi. Bugün Z kuşağı diyorlar ama gördüğümüz gibi işte 9 tutuklu 24 ev hapsi var şu dakika itibariyle. Ki başta onlarca gencimizi aldılar. Adına önce terörist dediler bunların. Ondan sonra ardından yılan tanımlamasını kullandılar. Bir üniversitenin gençlerine zaten bir gelecek vaat etmiyorken bunların yapılmasını kabul etmiyoruz. Elbette yanlarında duracağız. Çünkü mesela son yapılan bir ankette, üç gün önce bana gelen bir ankette çok ilginç, üniversitelerin siyasetten bağımsız olmasını isteyen, bu 28 ilde yapılmış,
%75 oranında rakam. Türkiye'nin 28 değişik ilinde yapılmış. Ve önemli bir aslında... Halkın %70'i, yani üniversitelere siyaset sokulmasın. Tabii, çok mantıklı. Halk ve, bunu ister tabii, tabii ki. Tabii. Ve bu oranın %66'sı, AKP'lilerin %66'sı bunu söylüyor. Ankete katılan MHP'lilerin de %78'i bu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki hayır diyor. Bu üniversitelerin içine siyaset girmesin. Üniversiteler kendi seçimleriyle kendi rektörlerini belirlesin diyor. Yani bu sırf bizlerin talebi değil. Siyaset parti ayırmadan var olan çıkan sonuç. Ve araştırmalara katılanların %69'u da siyasilerin atanmasını doğru bulmuyoruz derken AKP'ye oy verdiğini %50'si belirtiyor. Ve rektörün %73'ü rektörün öğretim elemanlarıyla seçilmesini doğru bulduğunu söylüyor. Bu açık, net bir tablo. Çok net yani bu tabii, aslında tabii. Çok net bir mesaj. Hem AKP'nin seçmeni olarak hem MHP'nin seçmeni olarak. Cumhur İttifakı'nın kendi içinde bile %50'nin üzerinde bir oran ankete katılanlarda bunu söylüyorsa %70'leri bulan bir oran. Bu o zaman Boğaziçi Üniversitesi'ni yok etmek yerine bütün üniversiteleri Boğaziçi Üniversitesi gibi yapalım anlamına geliyor. Demokratik, sadece bilimle değil, kültürle, sanatla da yoğrulan, o eksiğini de tamamlayan, özgür düşünce olan bir üniversite yapalım demek oluyor. Ki Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihini bizler de öğrenciydik, biliyorduk okullarımızı okurken. Hiçbir zaman aktif siyasal eylemlerde radikal çatışmaların olduğu bir üniversite olmadı. Karşılıklı grupların karşı karşıya geldiği olmadı yani tarihi boyunca. Dolayısıyla burada onlara terörist yakıştırması da bence ne yazık ki solcular karıştırıyor yakıştırması da karşılık bulmadı hepimizin gördüğü evet, gibi. Evet haklısınız. Arkadaşlar bir arayalım şeyi Sayın Uğuroğlu'nu. Aha. Bir arayalım, bir konuşalım. Bir Orhan Uğuroğlu var, gazeteci arkadaşımız. Bir de ona birkaç sorumuz olacak bu arada. Tabii bu verdiğiniz anket hangi şirketin anketi? Metropol'ün. Metropol'ün. O önemli bir anket. Bu yayınlanmadı herhalde daha. Yayınlanmadı henüz. İki konuda sadece. Yanılmıyorsam Metropol'ün. Bu ara çok anketlerle uğraşıyorum ama Metropol'ün diye hatırlıyorum. Değişik 76 alanda sanırım çalışma yapmışlar. 3 alanındakini paylaşmışlar. İşte bunların biri üniversitelerle ilgili. Biri de gene bizi ilgilendiren neydi? Seçimle ilgiliydi galiba. Ama burada şöyle önemli bir şey de var bağlanırken ben onu aktarayım. Mesela bizim ülkemizde üniversitelere baktığımızda, hukuk fakültesi sayısına baktığımızda 82 hukuk fakültesi var Türkiye'de. Ve bunun 29'u İstanbul'da. Şimdi 29 fakülte İstanbul için çok fazla bir sayı, yani az bir sayı değil. Ve hukuk fakültesinde toplam okuyan öğrenci sayısı 2018-2019'da 82.322 öğrenci okumuş. Okuyor. Dolayısıyla aslında hani şimdi bu burada yeni bölüm açıyorlar. Buradan ona geleceğim. Hukuk ve iletişim fakülteleri açıyorlar. Yani bunun manası aslında hukuk fakültesi ihtiyacı olması da değil. Bunun manası aslında ben bu yeni açtığım hukuk fakültesi ve iletişim fakültesine kendi kadrolarımdan atama yapacağım ve böyle olmazsa öyle evireceğim süreci yaşatacağım anlamına geliyor. Yani başka bir anlamı olamaz çünkü 29 hukuk fakültesi bulunan bir il İstanbul. Yani şu mu var, ben anlamaya çalışıyorum ama yani ya bu düzene uyarsınız ya AKP'nin bugün uyguladığı her türlü rejim işleyişine, düzen sistem işleyişine ya da gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz. Yani şimdi öyle bir ikileme soktular ki Türkiye'yi, bu çok yabancı bir dil yani Türkiye için. Halk için de çok yabancı değil, siyaset için de çok yabancı değil. Bir üniversite öğretim üyesi, bir profesör, Boğaziçi'li öğrencilere
Ne demek yani, niye böyle bir tavır içinde, gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gider? Yani işi bitirir derken neyi kastediyorlar yani? Sokağa mı çıkmayı kastediyor bu beyefendi, kimse, neyin nesiyse, Profesör Doktor Cevdet Kılıç. Bir de profesör ünvanı var. Yani ne yapacak sokağa çıksa? Yani bir Türkiye sokakta bir hesaplaşma ya da bir yani neyin peşinde? İşte aslında parti devleti olma sürecinin sonucu bu bence. Başka bir cevabı yok. Aslında kendilerine sormak lazım. Bana göre bir tehdit içeriyor bu. Bu tüm toplumu tehdit içeriyor aslında bana göre. Ama parti devleti olmanın aslında ülkede demokrasiyi ne kadar gerilettiğini de, hukuku, adaleti ne kadar gerilettiğini de gösteriyor. Saray kabinesi ısrarla Türkiye'yi üniversitesizleştirmek istiyor. Çünkü üniversiteler olsa da eğitimin geldiği yer belli. Hakikaten bununla ilgili de araştırmalar yapmışlar. Birçok okulda ders verecek hoca yok ya da yeterli alanda hoca yok. Yani üniversiteleri açmak iş değil. Bunun için gerçekten bilimle donatmak, ilimle donatmak iş. Yoksa bina olarak istediğiniz kadar bina yapın, üniversite açtık deyin. Yalnız burada bir şey dikkatimi çekti. Onu size sormak istiyorum. Siz bir Atatürk'e hakaret dosyası da hazırladınız bildiğim kadarıyla. Ama ilginç bir gelişme var Türkiye'de. Türkiye'nin var olan kurucu değerlerine karşı ciddi anlamda bir saldırı var. Yani bu zaten AKP'nin ilk 5 yılından sonra düzenli, sistemli olarak gelişmeye başladı. Ama bugün gelinen nokta bir sokakta hesaplaşmayı, yani bu ülkenin aydınlık geleceğine inanan insanlara sokakta hesaplaşmayı adres olarak veren bir üniversite hocası var. Mesela Kuvayi Milliye'ye karşı çıkan Mustafa Kemal Atatürk'e eşkıya diye ve Yunan uçaklarıyla Ege'de, İzmir'de ve Afyon'da havadan atılan bildirileri kaleme alan bir hoca var. İskelip Latif Hoca. Yani Türkiye'nin ulusal kurtuluş savaşına karşı, adı hoca ama çok direnen bir adam. İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin de bir üyesi. Ama çok kötü günler geçirmiş o zaman ülke. Bu özellikle bu hoca kılıklı ama yani halifelik yanlısı, padişah yanlısı, saltan, ne derseniz deyin adına. Ve bunun anma gününde mezarına bir tören düzenleniyor. Evet, yani tören dersiniz ki hadi düzenlenir. Yani ne olur tören olmaz da hani yakınları gider, akrabası gider, bir şey demem. Bakın şurada üniversite rektöründen valiye, validen kaymakama kadar. Ulusal Kurtuluş Savaşı'na düşman, Kuvayi Milliye'ye düşman, Atatürk'e eşkıya diyen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı bütün savaşların aslında olmadığını iddia eden bir İskilipli Mehmet Atıf Hoca'nın mezarı başında ona dua var. Şimdi bundan çıkaracağımız sonuç ne? Ya şimdi aslında çok uzun bir süredir bir Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığını hepimiz ülkemizin seyrinde yaşıyoruz. Zaman zaman bazen ağzından kaçırmakla başlayıp bazen de arkasında durarak radikal tavırlara şahit oluyoruz. Evet, Çorum'da yaşandı. Dünyada ondan önceki gün yaşanmıştı. Çorum valisinin bir kere Atatürk'ün ve o Mehmetçiklerimizin, o Kurtuluş Savaşı'na katılan birçok şehidimizin var ettiği bugünkü bizim özgürlük ve bir devlet olma, ülke olma mıza ait bir makamda oturması bence buna zaten yakışmıyor. Yani sonuçta o oturduğu makam, bu dökülen kanlarla var edilmiş bir makam bu topraklarda. Yani bir sultanlık süreci yaşanmıyor. Bir kişi ona bahşederek değil, Cumhuriyet'in kazanımları onu oraya vali olarak koymuş. Dolayısıyla bir kere ben kendi adıma bunun çok doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Bunun dışında baktığınızda kişinin, İskilipli Atıf Hoca'nın kimliğini siz de söylediniz. Aslında Kuvayi Milliye düşmanı olan biri.
Ve dolayısıyla evet affedildi deniyor ama benim bildiğim kadarıyla meclise gelen şeyi de yok yani affıyla ilgili. Hani belki kendileri bir yerlere adını vermekle bunu bir af olarak değerlendiriyor olabilirler. Ama benim bildiğim hani meclise gelen bir şey yok. Sordum, araştırdım. Çünkü meclise gelmesi gerekiyor bunun. Dolayısıyla aslında mevcut iktidar bunu zaman zaman hep yapıyor. Neden ne? Gündemi saptırmak. Bir şeyleri meşrulaştırırken aynı zamanda da sıkıştığı noktada gündemi saptırmak. Dolayısıyla biz bu çirkin saldırıyı, bizim ilçemize yapılan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan çirkin saldırıyı ilçede kınıyoruz. Çünkü onu da açıklayalım. Çorum İskilip'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe binasına da ardından bir saldırı düzenlendi. Yani şimdi Sayın İlgezli söylüyor ama niye Çorum, neden İskilip? Çünkü İskilip'teki bu olaya karşı Cumhuriyet Halk Partisi çok sert tepki verdi. Şimdi şunu anlamak lazım ya. Bir ülkenin kurucu değerlerine insan niye düşman olur? Bir ülkenin valisi, kaymakamı, Atatürk'e eşkıya diyen, keşke Yunan Galip gelseydi diyenlerin peşinden giden, hoca olduğunu söyleyen bir sarıklı zata, bir devletin kaymakamı, valisi, rektörü niye gider? Mezarını ziyaret eder. Niye gider? Mezarında dua eder ve bunu da görüntü olarak yayar. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Bunlar bitmiyor. Bakın Çorum milletvekilimiz de açıkladı Tufan Köse. Dedi ki hastanelere, belediyelerin bazı işletmelerine, açtığı yerlere daha dahi İskilipli Atıf Hoca'nın adı verildi dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Çorum'daki bir hastaneye Atatürk'e düşman, ülkeye düşman, Kurtuluş Savaşı'na düşman, Çanakkale'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a düşman bir insanın adını veriyorsunuz. Ve mezarına da valiyi, kaymakamını gönderiyorsunuz, dua ettiriyorsunuz. O vali, kaymakam İçişleri Bakanı'ndan izin almadan gidip o duaya katılabilir mi? İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın bilgisi olmadan o adamlara gidin, İskilip Latif Hoca'nın mezarını ziyaret edin, bir görüntü verin ki bu ülkede ne kadar gerici varsa bizi alkışlasın demezse gider mi bir vali? Yanlış mı söylüyorum? Yo, doğru söylüyorsunuz. Yani Atatürk'e katli vacip diyen bir adam. Sonuçta bizim kurucu liderimiz. Sonuçta baktığınızda biz bu tür tabloları aslında 12 Eylül sürecinde bu acıları çok yaşadık. Çok ayrıştırıldık. Dolayısıyla çok can kayıpları yaşadık o günlerde. Hani ben o dönemleri hatırlıyorum, kuşak olarak hatırlıyorum. Yaşım erişkin değildi ama çocuk aklımda, çocuk gözümde hala canımı yakar o günlerin tablosu. Dolayısıyla şimdi aslında sormak lazım. Bu 12 Eylül'ü anımsatan bu tablolarla mı bu ülkede bu iktidar başarı sağlayacak, halkı kucaklayacak, aç halka, işsiz halka, bir ton derdi olan halkın dermanını bu yöntemlerle mi bulacak? Çünkü sonuçta bir devletin valisinin böyle bir konuyu bu şekilde gündeme getirmesi, ardından da Tufan Köse'nin açıklamasıyla böyle bir tablonun yaşanması gerçekten süreç adına hepimizin aklına başka şeyler getiriyor. Bunun altını çizmek isterim. Ben Atatürk'le ilgili evet bir buradan oraya bağlayayım. Çünkü aslında bu Cumhuriyet'e düşmanlık, Kuvayi Milliye düşmanlık, Atatürk'e düşmanlık. Dolayısıyla bence vatanını seven herkesin gerçekten hangi partiden olursa olsun bir minneti olmalı diye düşünüyorum ben Ulu Önder'e. Bu raporun ilkini, birinci raporu hazırladığımda veriler daha farklıydı. Sonra daha hızla değişti. O yüzden ilk raporu okumadan sadece onun ben size kıyas bölümünü aktarayım. Şimdi Atatürk'e yapılan saldırılar 2019'da tavan yaptı. 2019'da %1050 arttı. %1050 arttı. 2017'de %407 artmışken, 2017'ye kadar olan süreçte %400 artmışken aradaki 2018-2019 yılları Adalet Bakanlığı'nın verilerinden söylüyorum ki 2020 açıklanmadı.
Bu iki yılda bu %407 oran 2000 son verilerle %1050 arttı. Bu korkunç bir rakam. İki yıldaki artış. Atatürk'e saldırı değil mi? Evet. Ve işin ilginç tarafı bu başsavcılık şüpheli sıfatıyla hakkında işlem yapılanların oranına baktığımızda %22'si ile ilgili bunu yapanların %22'si ile ilgili işlem yapılmış. %78'i direkt salınıvermiş. Kovuşturmaya gerek yoktur. Araştırmaya bile gerek duyulmamış. Oysa biz kaldırılan heykelleri, taşlanan heykelleri, hakaretleri hep birlikte zaman zaman kamuoyunda, zaman zaman kendi bölgelerimizde şahit oluyoruz. Ve dolayısıyla ancak bu tablo, işlenen suçların tablosu Cumhurbaşkanlığı ile ilgili incelemeye evrildiğinde oradaki tablo Cumhurbaşkanı ile ilgili edilen hakaretlerde çok daha fazla kişinin, zaten bunu yaşıyoruz ve biliyoruz, her şey hakaret sayılıyor, çok daha fazla kişi hakkında kovuşturma açıldığını gösteriyor. Yani aslında bu bizzat bence bu rapor Atatürk'e olan düşmanlığa alkış tutulduğu, cezasız bırakılmak bu anlama geliyor çünkü. Dolayısıyla şimdi merak ediyorum, Çorum'da olan olayla ilgili herhangi bir süreç başlattılar mı? Yok. Benim bildiğim yok. Süreci bırakın. Yani bununla ilgili ben AKP sözcüleri ki her şeye yetişen, her şeye bir laf söyleme yeteneğini kendisinde bulan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç gelişmelere bile 3 saatini 4 saatini ayıran geçen bir dündü. Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Konuşma 12 paragraf, 8'i CHP ile ilgili, 8 paragrafı. Şimdi bu kadar her şeye muktedir olduğuna inanan bir insan, bu ülkenin en büyük düşmanlarından biri, ülkenin kurucu değerlerine düşman, bu cumhuriyete düşman, bugün gelinen noktaya düşman, bu ülkede kurucu değerlerin getirip ülkeyi getirdiği bu uygarlık, çağdaşlığa, modernliğe, aydınlığa düşman bir insanın mezarına valiyi gönderirken ne düşünüyor? Nasıl bir iklim bu? Onu anlamaya çalışıyorum. Siz en iyi siz anlatırsınız bunu. Nasıl bir iklime sürüklendi Türkiye böyle ya? Yani nasıl düşünüyorum da mesela Amerika'da düşünün ki Amerika'nın kuruluşuna ya da bağımsızlık bildirisine ya da George Washington'a, Abraham Lincoln'e ağzına geleni söyleyen ve keşke İngilizler galip gelseydi, Amerika'daki diyen, sömürgeci İngilizler galip gelseydi diyen bir adamın mezarına New York valisi gider mi? Washington'daki temsilci gider mi? Ya da diğer ülkelerdeki, diğer eyaletlerdeki valiler gider mi? Yani nasıl bir ülkede yaşamaya başladık? Bu ülkeyi yöneten insanlar bu ülkenin bütün değerlerine düşman hale mi geldi Sayın İlgez? Nedir bu ya? Ya bu aslında tabii tesadüfi değil. Var olan siyasi iklimin insanlara dayattığı bir tablo. Dolayısıyla halkı ne kadar kendine muhtaç edersen, bunu bu kavramı kullanırken aslında çok üzülerek söylüyorum, o kadar da yönetebileceğini düşünüyor. Ama 21. yüzyıldayız. Kula kulluk yakışır mı diye bir söz var bir ünlü ozanlarımızdan birinin. Gerçekten bu konuda başarılı olmaları mümkün değil. Bu acıları, bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız ve hep birlikte bence gerçekten tekrar yasama yürütmenin, yargının ayrı ayrı olduğu, sosyal adaletin olduğu, güçlü bir parlamentonun olduğu, insanların aç yatağa girmediği, bakın mesela ben bir hekimim, ben devlet okulunda okudum ve eğitimde bir eşitlik vardı. Yani bugün sizce devlet okullarında okuyan çocuklar bakın internete ulaşamıyorlar. Yani eşitlik dengeleri her alanda o kadar bozuldu ki, her alanda. Ki bunlar insanların temel ihtiyacı, eğitim, sağlık, gıda, belli ihtiyaçlar insan için, insanın yaşayabilmesi için temel ihtiyaçlar. Yani bunda bile dengeler bu kadar uçuruma sürüklendiyse, ki o özel okullarda okuyan çocuklarımız bile ben bakıyorum öyle CV'ler geliyor ki çok iyi eğitimler almışlar ama iş yok. Oysa eskiden o üniversitelerden çıkan çocuklar kapılırdı.
Yani bu anlamda aslında sektörel bitmişliğe de işaret ediyor bu aynı zamanda. Dolayısıyla elbet biz tekrar, ben inanıyorum ki işte mesela biraz önce Boğaziçi'ndeki olayları aktarırken aslında aklıma şey geldi. Öğrencilerin en doğal hakkı bu eylemleri yapmak. Gerçekten en doğal hakkı. Çünkü haklarını arıyorlar ve geleceğimizin simgeleri bunlar. Ve bu öğrenciler ne terörist ne işte ortalığı karıştırmak amaçları, ki öğretim görevlileri de destek verdi. Yani belki bu Türkiye tarihinde ilk defa olan bir şey yani baktığımızda. Dolayısıyla şeye inancım hala devam ediyor demek istiyorum. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller bu topraklardan gitmeyecek, var olacak. Hep var olacak. Buna inanıyorum. Yani atamız iyi öğütlemiş çocuklarımızın kulağında ki bugün bu tabloda bu sesler yükseliyor ve onları sarmalayan insanlar dolu dolu. Hangi partiden olursa olsun fark etmiyor. Çünkü doğru bir. Burada aslında mesela biraz önce Boğaziçi'ye değindiğinizde şuna da söylemek istiyordum. O da yarım kalmasın gündemde olan tabii, bir konu tabii. olduğu için. Bu 82 hukuk fakültesi var demiştim. Bu 82 hukuk fakültesinin 20 tanesinin dekanı ne yazık ki hukukla hiçbir bağı olmayan çok başka ziraatçı, işte kimyacı, işte ilahiyatçı gibi dekanlar. Bu tablo aslında... Şimdi ilahiyatçı dediniz de ilahiyatçı deyince bir durun. Çünkü bu ilahiyat fakültesi dekanları da gece vakti iş bitirmeye soyunuyorlar. Yani nasıl bir dekansa ben bundayım daha. Yani şöyle yapalım diyor bir de. Boğaziçi Üniversitesi'ni kapatalım, yerine üniversite kuralım. Şimdi şöyle bir mantık gelişti Türkiye'de. Mesela Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. AKP yetkilileri bu kararı beğenmedi. Ertesi gün genel başkanımız çıkıp diyor ki Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım diyor. Ciddi ciddi konuşuyorlar bunu. Mesela Boğaziçi. Öğrenciler dedi ki ya arkadaş dışarıdan bize rektör dayatmayın. Bırakın üniversiteler, akademisyenler, üniversite öğrencileri birlikte bir araya gelsinler. Kendi rektörümüzü kendimiz seçelim ki özerk ve özgür bir üniversite olsun burası. Hemen geldi teklif. Boğaziçi'ni kapatalım. Ne yapacaksınız? AVM mi yapacaksınız? Residence mi yapacaksınız ki? Öyle mutlaka bir tartışma da var. Mutlaka sermaye hizmet edecek bir şey yapılacaktır. Yani öyle bir tartışma da var. 3.6 milyar dolarmış toplam arazinin evet, öyle değeri. Bir konu da var. 1 milyon 600 bin metrekarelik bir kocaman bir arazi. Getirin arkadaşlar Boğaziçi'nin arazisini tekrar. Peki siz İstanbul'da duydunuz mu? Yani şimdi bunu Boğaziçi Üniversitesi reddetti. Üniversite yönetimi böyle bir şey düşünmüyoruz diye ama... O arazinin... Şimdi arazi kıymetli bir arazi. Az kalınan, bölgede az kalınan yerlerden biri. Ama hani ben resmi bir kaynaktan duymadım. Sizin şimdi ifade ettiğiniz gibi yorum olarak, söylence olarak elbette konuşuluyor. Yani dolayısıyla önümüzdeki günlerde de gerçek mana ne bu işte? Onu hep birlikte göreceğiz. Tabii şu an hani aslı ya da bir dayandığı reel bir yer olarak... Hani bir şeye şahit olmadım ben bu konuyla ilgili. Hayır şöyle yani arkasında yatan bir hesap var değil mi? Çok tabii. önemli bir şey söylediniz. Hukuk fakültesi. Kaç tane var İstanbul'da hukuk fakültesi? 29. Peki 30.'unu açmanın bir anlamı var mı? Türkiye'de hukukçular iş bulabiliyor mu? Avukatlar iş bulabiliyor mu? Avukatlık yapmak için bile kendisine bir büro açamayan insanlar var. Bir sürü hukuk mezunu işsiz var. Tabii ki aslında sizin dediğinize geliyor. Yani burada ya bilimi tümden bitirmek ve insanları istedikleri şekle sokmak amacı ya var ya da dediğiniz gibi rantsal. Bilemiyoruz işte. Kastetmek istediğim bu. Sonuçta sürecin seyrine baktığımızda her şey olabilir diyorum. Yani dolayısıyla ama bu gençlerin, bu öğretim üyelerinin de bilimin yanında bu kadar durmalarını tabii ki elbette biz de yanlarında olacağız. Bunun altında çizmek gerekiyor. Yani elbette mesele öncelikle siyasi olmamalı ama böyle bir hak arayışında da bize düşen süreç neyse onların eylemliğinden ziyade yanlarında olmamız gerektiğinde de olmalıyız diye düşünüyorum. Peki
Sayın Muharrem İnce'nin istifası sonrası gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki önemli açıklaması var. Bu bir Merkez Yürütme Kurulu'nda siz de oradaydınız. Tabii siz söylemeyin, ben söyleyeyim de. Çünkü gazetede kulis haber olarak yer almış. Doğru ya da yanlış bilmiyorum. Ama bir kulis haber. Şöyle demiş Sayın Kılıçdaroğlu. Bu süreç kimin işine yarıyor? Buna bakmak lazım. Partinin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018 tarihinde de CHP aynı CHP'ydi. Yani Sayın İnce'nin aday olduğu dönemi söylüyor. O CHP o zaman iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Yani bir tartışma var ve Sayın Genel Başkan'ın da bir tavrı var. Önce demokraside bunlar olabilir. Parti kullanımı bizim gündemimiz vatandaşın sorunları dedi. Doğru bir tespit bence. Ama şöyle de bir şey var. Peş peşe olaylar geliyor. Mesela İYİ Parti'de de benzer karışıklıklar oldu. Ümit Özdağ olayı, işte il başkanına ilgili suçlamalar, ardından Saadet Partisi karıştı. Olağanüstü kurultaya götürülmek istedi. Oğuzhan Asyatürk'ü Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etti. Ve bir anda nedense parti genel başkanının genel başkanlığı bırakıp kurultaya gidilmesi gerektiği şeklinde bir tablo çıktı. Ardından CHP'den 3 istifa geldi. Sayın Muharrem İnce ben gidiyorum dedi. Ayrı bir parti kuruyorum dedi. Bunların üçü birbiriyle bağlantılı olmayabilir. Ama olabilir de. Yani bunlar doğal mecrası içinde siyasetin gelişen olaylar da olabilir. Ama üçünün peş peşe gelmesi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetici olarak sizleri biraz düşündürmedi mi? Yani yeni bir ülkede siyasi operasyon mu var? Millet İttifakı'nı en azından bölmek, parçalamak diye. Yoksa doğaldır siyasetin mecrasının bir akışı. Bunlar öyle bir şey mi diye yorumluyorsunuz? Ben önce yorumumu yapayım. Bir tesadüf de olabilir aslında ama gerçekten bir sonuçta Millet İttifakı'nın güçlendiği bir dönemden geçiyoruz. Bütün anketler, bütün yapılan çalışmalar, işte metropol bu konuyla ikinci konu buydu. Türkiye'nin nabzı değişiyor başlığını atarak biz bunu paylaştık kendimiz. Gerçekten yapılan ankette AKP ve MHP'li seçmen olmasına rağmen hatırı sayılır bir kesim bugün seçim olsa parti olarak tek tek onlara verse de ittifaklar ortaya geldiğinde bayağı bir kısmının, hatırı sayılır bir kısmının, şimdi karıştırsam oranını söyleyeceğim burada ama oyunun Millet İttifakı'na kaydığını görüyoruz. Aslında Cumhur İttifakı'ndaki partilerin seçmeni olmalarına rağmen. Dolayısıyla tabii böyle bir tablodan kaynaklı da bir kaygından dolayı bir şey olabilir. Körüklenen bir süreç olabilir baktığınızda. Biraz önce MYK toplantısındaki konuyu açıkladınız. Bunu zaten sözcümüz Sayın Öztürk aynı aktardığınız şeyi basına aktarmıştı. Aynı şekilde aktarmıştı. Dolayısıyla Sayın İnce tabii ki kendi böyle bir yol seçti. Üç vekil arkadaşımız da böyle bir yol seçti. Onlarla ilgili konuşmayı çok etik bulmuyorum. Tabii tercih kendilerinin ama bu ülkede demokrasiye katkıda bulunacak kim ya da hangi yapı, hangi parti varsa tabii ki çok kıymetlidir diye düşünüyorum. Yeter ki tek ulaşmak istediği ve tek hizmet ettiği demokrasi yolculuğu olsun. Dolayısıyla Sayın İnce'nin partimizin Cumhurbaşkanı adayıydı ve diğer vekil arkadaşlarımız da birlikte mesaide bulunduk. Birlikte dava anlayış içinde bir yolda bulunduk. Bundan sonra yürüdükleri yolda tabii ki kendi kararları, kendi anlayışları, kendi sorunları olarak bu kurdukları yapı içinde nasıl yol yürüyecekleri kendilerini ilgilendiriyor. Dolayısıyla çok konuşmayı şu ya da bu şekilde doğru bulmuyorum ben. Tabii yani siyaset kendi yolunu bulur. Su akar yolunu bulur niteliğinde dediğiniz gibi. Ama tabii şu da çok önemli. Ben 86 yılından bu yana Halkçı Parti Sodep Birleşmesi'ne yana Cumhuriyet Halk Partisi'ni izleyen bir gazeteciyim muhabir olarak. Evet. Eskiden bizde uzmanlaşma vardı, parti muhabirleri vardı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi muhabiriydim. Hatta CHP açıkken bile bize Cumhuriyet Halk Partisi muhabirleri derlerdi.
insanlar CHP'yi çok şey yapmazdı yani. Bunlar CHP muhabirleri deyip, öyle deyip geçerlerdi. Şu süreç içinde ilk kez partiden kopan birinin geriye dönüp partisine çok ağır dille eleştiri yaptığını gördüm. Yani bu biraz beni şaşırttı. Hani partisinden kopan insanlar oldu, giden insanlar oldu. Şimdi vekil arkadaşlar evet şey olarak Atatürk'le ilgili yorum yaparak gittiler ama yani bu çok yanlış bir şey. Kim kime göre daha Atatürkçü, kim kime göre daha az Atatürkçü. Böyle bir saçma bir tartışma bana göre olamaz. Atatürk'ü anlamak demek esas işin önemli olanı bence. Yani o tarihi okurken Atatürk'ü aslında ne kadar doğru yorumlayabiliyorsan o kadar çok insanı anlayabilir ve kucak açabilirsin. Ben böyle bakıyorum. Dolayısıyla bence Atatürkçü olmaktan önce Atatürk'ü anlamak konusunu doğru oturtabilirsek bence bu kaoslar, bu tartışmaların olmasına da gerek kalmayacak. Çünkü doğru bir suçlama değil. Tabii. Peki, çok teşekkür ederim Sayın İlgezli. Ben teşekkür ederim. Önemli şeyler söylediniz. Özellikle anketlerle ilgili bilgi verdiniz. Halkın %75'inin üniversitelerin kendi kendini yönetmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Halkımız zaten bilime, yani daha doğrusu üniversite eğitimine, siyasetin karışmasına her zaman için karşıydı. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Birazdan AKP'nin ilk kurucularından biri gelecek ve ona soracağız. Hakikaten sizin mücahitler müteahhit mi oldu? Yani nedir bu yaşanan? Bülent Arınç'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Siz AKP'yi kurarken böyle bir parti mi hayal ediyordunuz? Bunları mı düşündünüz? Bu yola partinin geleceğini hiç tahayyül ettiniz mi? Bugün elinizde ne kaldı? Bizden ayrılmayın, az sonra.